Elbise. Efendim abi? Sürgünleri görüyor musun? Görüyorum abi. İşte de bak mansiyon ne kadar geride kaldı bak. Şimdi Venise Hanım, ben size dediğim şu. Çiçeklerime bak burada. Evet. Bakın nerede kalmış, çeker misiniz? Ve yeni sene için de bu sürgün de önemli. Bakın yeni sene zeytin yapacakları da belli. Mesela ağaç değiştirdik. Yine geldik. İşte meyvesi. Ve işte sürgünü. Ne kadar sürgün var? Bakın. İstediğiniz yere bakabilirsiniz. Sürgüne bak. Çiçeğe bak, bağlantıya bak bir de. Mesela 3 yıldan beri bu bahçede böyle çiçeklenme olmamıştı. Onun için ben 4 uygulamadan memnunum. Arkadaşlar, tüm üreticilerimize hayırlı sezonlar, bol kazançlar. Değerli üreticilerimiz merhabalar. Ben Agroide firmasından Melisa Dursun. Bugün Bergama'nın Alacalar köyünde Tezcan abiyle birlikteyiz. Tezcan abi aramıza bu yıl bir arkadaşı vesilesiyle katıldı. Kendisinin bahçesinde bu zamana kadar hasattan sonraki süreçten sonra toplamda 4 uygulama yaptık. Tezcan abi şimdi bize bu süreçte neler yaşadığını, nasıl değişimler olduğunu kendisi bize aktaracak. Sözü kendisine bırakıyorum. İyi seyirler. Öncelikle Melisa Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Tezcan Keskin, İzmir Bergama Alacalar köyünden. 30 dekar arazide trilya yetiştiriyoruz. Tanıştıktan sonra bir arkadaşın sayesinde ilaçlamalı 4 uygulama yaptık. Ve 4 uygulamada gördüğünüz gibi çiçeklenme ve tuhur meyve gözükmeye başladı. Başladığınız süre içerisinde nasıl değişimler oldu? Bir sürgünler, farkındaysanız sürgünler bayağı yürüdü ve çiçeklenme çok güzel oldu. Mesela 3 yıldan beri bu bahçede böyle çiçeklenme olmamıştı. Onun için ben 4 uygulamadan memnunum. Bundan sonra hasat sonuna kadar uygulamalara devam edeceğiz. Tanışmadan önceki farkı az öncesi anlattım ve 3 yıldan beri şu çiçeklenmeyi böyle yoğun halde hiç görmedim. Bu 4 ilaçlama sonunda bu çiçeklemeyi aldığımıza göre hasat sonuna kadar daha da güzel şeyler olacağına inanıyorum. Yani. Maliyetler nasıl değişti? Şu anda piyasaya göre bu ilaçlama daha ucuz. Maliyeti daha aşağı. Ben buraya bir defada 2,5 ton su atıyorum. Ve maliyet düştü. Her şey ortada. Ben de başka bir şey demeyeceğim. Yalnız seyredenler maşallah desin. Bu da yeter yani. Tezcan abi, geçen yıl nasıl bir verim elde ettin? Bu yıl nasıl bir verim bekliyorsun? Hani bizden beklentilerin, Agroida firmasından, kullandığın ürünlerden beklentilerin nelerdir? Güzel. Bunu sor deseydim belki sormazdınız. Geçen sene mesela şu bahçede irili ufaklı, bu yörük dilidir. 800 ağaç var. 800 ağaçtan komik gelir size. 2 yıldan beri geçen sene 3,5 ton aldım. Bir yıl öncesi 4 ton aldım. Ama bu sene çiçek durumundan gözüken bunu 3'e katlayacak diye düşünüyorum. İnşallah. Çiçeklenmeye bakaraktan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Agroida ile Gelecek Tarım'da. Arkadaşlar, tüm üreticilerimize hayırlı sezonlar, bol kazançlar.